أيدينا أنعاما فهم لها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا قادرين على أن يخلق رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع قبول إلى الله يا رب العالمين وطن için bayrak için ezan için namus için can veren canını feda eden şehitlerimizi ruhlarını şad eyle. Amin diyen kullarının geçmişten ruhları için ve burada yatan bütün rızası için rıza lillah el Fatiha. Mensupları bomba attılar değil mi? Evet. Orada maalesef diri diri yakıyorlar. Diri diri yanarak can veriyor bu şehitlerimiz. Orada bir terör örgütünün gerçekliği burada yapmış. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Amin. 4 yaşında, 4 yaşında, 3 yaşında bu böyle. Yani 18 yaşının altı. Bizlere de ya Rabbi şehadet makamını nasip eyle Allah'ım. İlçemizde, ülkemizde ve beraberliğimiz daim eyle Allah'ım. İlke haline İnna Allaha ma'as sabirin. Kuduğumuz şehidimizin ruhuna vasıl eyle. Şehidimizin ruhu. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah. Lillahi rabbil alamin was salatu was salam 'ala rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Inna rabbi lasami'ud du'a. Vatanımızın güvenliğini, halkımızın huzurunu sağlamaya çalışan şanlı ordumuzun ve kahraman güvenlik güçlerimizin ya Rabbi yardımıyla. Rahmanirrahim. Alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. Ya Rabbel alemin acile ailesine sabırlar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin bu kardeşimizi ruhları için, şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için rızaen lillah. El-Fatiha. Başkanım, 15 Temmuz'la ilgili şehitlerimizi, mezarlarını ziyaret ettiniz. İlçe kaymakam ve alay komutanıyla beraber. Neler söylemek istersiniz bu günle ilgili? Bugün bildiğiniz gibi tabii 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü. Bu münasebetle biz önce şehitlerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle ben hem 15 Temmuz'da hem de geçmişten günümüze kadar bu vatan için, bu bayrak için kanını dökmüş bütün şehitlerimizi rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Yine tekrar bunlarla beraber gazi olmuş büyüklerimizi de yine yad ediyoruz. Allah razı olsun onlardan. Tabii ki Peygamber Ocağı kahraman ordumuzun içine sızmış bir avuç bölücü hainin kalkışması sonucu yine tekrar yine ordumuzun içindeki kahramanlarımızın, vatandaşlarımızın ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tanklara siper olarak bu hain darbe girişimini püskürten bütün kahramanlara ben teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bizim huzurumuzu bölemeyecekler, huzurumuzu bozamayacaklar. Bozmak isteyenlere de Rabbim fırsat vermesin. Bizler hep birlikte güzeliz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Yine 15 Temmuz münasebetiyle birçok etkinliğimiz var. Kaymakamlığımızın ve protokolümüzün de katkılarıyla. İşte Mevlid-i Şerifler var, salalar var, konuşmalar var ve toplantılar var. Bununla birlikte inşallah bir daha buna benzer durumlar yaşanmaması temennimizdir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Efendim, 15 Temmuz'la ilgili şehitlerimizi, mezarlarını ziyaret ettiniz Katoday eteklerinde. Neler söylemek istersiniz Türkiye'ye ve bütün vatandaşlara? Evet, 15 Temmuz 2016 yılında Türk demokrasi tarihi açısından ve tabii ki Türk tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası yaşanmıştır. Ülkemiz yıllarca darbelerle ve darbe girişimleriyle boğuşmuş ve her defasında bu darbeler neticesinde ülkemizin gelişmesine bir ket vurulmuştur.
Ama 15 Temmuz 2016'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki aziz milletimiz, kahraman ordumuzun, peygamber ocağı olan ordumuzun içine sızmış ve hiçbir şekilde ordumuzla alakası olmayan FETÖ'cü hainlerin kalkışmalarını, darbe girişimlerini canlarıyla, kanlarıyla, ellerinde sadece al bayrağımız, ay yıldızlı al bayrağımız, gönüllerinde de sadece imanla mücadele ederek dur demiştir. Bu tarih çok önemli bir tarihtir. Bundan sonraki nesiller de bizler de her zaman hayırla ve şükranla yad edeceğiz. Rabbim 15 Temmuz gecesinde ellerinde al bayrağımızla, gönüllerinde imanla, vatan millet sevgisiyle, devletine sahip bilinciyle hareket eden ve canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah onların şehadetini kabul etsin ki bizleri de onların şefaatine nail eylesin inşallah. Bizler de bir nebze olsun Beytüşşabap'ta şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, 15 Temmuz gecesindeki o ruhu tekrar günümüze ve gelecek nesillere aktarmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda programlar düzenliyoruz. İlk olarak şehit kabirlerini ziyaretle başladık ve inşallah Mevlid-i Şerif'le Kürtçe Mevlid-i Şerif okunacak. Bu açıdan da çok önemli olacak. Birlik, dirlik, kardeşlik açısından da Beytüşşabap'tan büyük bir mesaj vereceğiz. Akşam da demokrasi nöbetimizle beraber inşallah 15 Temmuz'daki o ruhu tekrar hissetmiş ve geleceğe aktarmış olacağız. Bu vesileyle programlarda emeğe geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim tekrar başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere hem terörle mücadelede hem de vatan kurtuluşunda şehit olmuş tüm aziz şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin. Gazilerimize, vefat eden gazilerimize Allah rahmet eylesin. Yaşayanlara ise sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler versin.